Manşete hoş geldiniz. Erken seçimi kim açıklayacak? Tekrar Merkez Bankası'nın faiz indirmesiyle birlikte, 1 puanlık faiz indirmesiyle birlikte 14'ten 13'e çekti politika faizini. Erken seçim, baskın seçim söylentileri piyasada konuşulmaya başlandı. Onu analiz ederek başlayacağım. Neticede bu söylenti ya da bu beklenti yaz girerken varken yaz aylarıyla birlikte bu ihtimal azaldı ve artık hiç konuşulmamaya başlandı. Hatta önümüzdeki Mayıs ayında bir seçim olacağı ya da erken seçimin Mayıs ayında yapılacağı, Mayıs 2023'e göre hazırlık yapıldığı yönünde bir beklenti oluştu. Bu beklenti de satın alındı. Yani gerek iktidar tarafından, iktidar zaten hep söylüyor seçim vaktinde yapılacak diye, gerekse muhalefet tarafından. Muhalefet de şöyle bir serdi, yaz aylarının da etkisi olabilir. Acele etmiyor. Yani sahada çalışan iki lider var, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu. Onun dışında ciddi bir muhalefet çalışması da görmüyorsunuz. Bu iki lider dışında partililerin de bir sağ çalışması yok. Bilakis yani. Politika faizini bir puan düşürmesi özellikle ekonomi çevrelerinde acaba erken seçim mi olacak? İşte filan gibi bir şeyi oluşturdu. İşte hükümet nispeten ekonomik olarak kendisini daha iyi hissettiği şu aylarda, yaz aylarının da etkisiyle şeye gidebilir, erken seçime gidebilir. Çünkü kış ayları fena. Tablo daha da kötüleşecek. Enflasyon 3 haneye çıkacak. Hayat pahalılığı artacak. İktidardan kopuş hızlanacak. Dolayısıyla Erdoğan'ın, AKP'nin seçimi kazanma ihtimali bugünkünden daha az olacak. Böyle bir teori. Bilmiyorum. Kimse de bilmiyor. Seçim kanunu geçtiğimiz Nisan sonu Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Seçim kanunu yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl boyunca yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Fakat bir yönüyle, bu tabii Mayıs'ta seçim olacağını söylerken işin bu tarafı, bir yönüyle de o kanunda işte kıdemli hakim şartının kaldırılıp sandık kurullarında iktidarın istediği hakimleri atamasının yolunu açması ve bunu yapması hemen falan gibi şeyler. İşte seçim kanununda murat buydu, istenen buydu. Dolayısıyla iktidar zaten o düzenlemeyi yaptı, sandıkları kontrol altına aldı ve istediği zaman seçime gider. Zaten seçim kanunundaki temel değişikliklerden biri barajı %7'ye indirmesiydi ama ittifaklarda artık baraj korkusu yok küçük partilerinde. Dolayısıyla MHP'nin de böyle bir korkusu yok falan gibi bir düşünce de var. Ondan dolayı Ekim-Kasım'da seçime gidilebilir deniyor. Yine Barış arkadaşın bir iddiası vardı birkaç gün önce. 4 Eylül'de düzenleyeceği mitingde Devlet Bahçeli'nin bir erken seçim çağrısı yapacağı. Ben açıkçası Cumhur İttifakı unsurlarının tek başına, diğerinden habersiz, ne Devlet Bahçeli'nin ne de Erdoğan'ın bir erken seçim çıkışı, baskın seçim çıkışı açıklaması, sürpriz, hadi gidiyoruz falan, ortağından habersiz bir çağrı yapacağına ihtimal vermiyorum. İki tarafta birbirine fena halde muhtaç. Bir açıklama yapacaklarsa seçimle ilgili bunu birlikte yaparlar. Diyebileceğim bu. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Ama şu anda veriler seçimin halen 2023'ün bahar aylarında olacağını gösteriyor. Ekim-Kasım ayında bir erken seçim kararı alınırsa mevcut yasaklar daha da baskın bir şekilde uygulanarak, propaganda aygıtı sonuna kadar çalıştırılarak, muhalefet veya olası adaylar neyse şeytanlaştırılarak, böyle bir kampanya düzenlenerek, para basılarak, alabildiğine yalanlar söylenerek böyle bir seçime gidilebilir. Böyle bir seçimde ne olur? Bugün de bir seçim olsa, Ekim-Kasım ayında da bir seçim olsa, parlamentoda AKP-MHP mevcut gücünü kaybeder. Muhalefet daha baskın, daha üstün gelebilir. İki, Erdoğan'ın en güçlü, en olası adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Öyle görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu gittiği yerlerde de artık Cumhurbaşkanı olarak anons ediliyor. Buna itiraz da etmiyor. Partiden etkili isimler, sözcü pozisyonundaki isimler, genel merkez yöneticileri CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu, buna Cumhurbaşkanı adaylığını ona çok yakışacağını söylüyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu onları da susturmuyor. Mesela parti içinde bir genelge yayınlayıp şunu söyleyebilir: arkadaşlar, bu altılı masaya bir haksızlık, bunu ben yapamam, henüz bir aday açıklamamız yok, kimse bak benim adımı telaffuz etmesin, affetmem, işte bu konuda tepkimi koyarım, herkes haddini bilsin falan diyebilir. Demedi, demiyor. Dolayısıyla bu yöndeki açıklamalar da devam ediyor haliyle.
demediği için de zaten Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına sürekli yakıştırılıyor. Fakat şunu da altını çizelim. Tek tek adaylar üzerinde konuşulabilir ama Ekrem İmamoğlu'nun son aylarda üst üste yaptığı hatalar, Mansur Yavaş'ın ve Meral Akşener'in Kürt seçmene sıcak gelmemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu en ehven aday olarak öne çıkarıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu son aylarda hiç hata yapmadı. Önümüzdeki aylarda da hata yapacağı benzemiyor. Kampanyayı da iyi yönetecek gibi görülüyor. Fakat bu onu Cumhurbaşkanı yapmaya yeter mi? Birinci turda yapmaya yetmez. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında aday olarak seçime girerse Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalacak gibi görülüyor. Birinci turda parlamento sonuçları da bu konuda son derece belirleyici olacak. Yani birinci turda parlamentoda AKP, MHP kaybederse, parlamentoda muhalefet güçlü bir grup kurarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, o moralle de ikinci tura gidileceği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı artacaktır. Fakat bütün bu ihtimal hesapları, olası sürprizler, bütün bu ihtimal hesaplarını olası sürprizler ve önümüzdeki aylarda bilmiyorum, Erdoğan'ın şapkadan çıkaracağı tavşan kaldı mı? Eğer bir şapkadan farklı bir tavşan çıkarırsa yeniden konuşulur. Diyelim Erdoğan'ın AKP'nin 21. yılı kutlamalarında bakanlara ve milletvekillerine hediye ettiği saat konuşuluyor. Veli Ağbaba CHP'li saatin 1700 euro olduğunu yazmış Twitter'daki hesabında. 31.6 milyona patlamış bu saat hediyesi. Peki bu AKP etkinliğinde AKP kuruluş yıldönümü hediyesi olarak milletvekillerine, bakanlara dağıtılan bu saat, işte parti yöneticilerine filan, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden mi? Evet, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden. Saatin zaten alnında kocaman Cumhurbaşkanlığı forsu var. Örtülü ödenekten mi? Belki de oradan. Milletin parası mı? Evet, belki milletin parası. Dolayısıyla çok da fazla bu şey milletin umurunda değil. Merkez Bankası faiz indirmiş, indirmemiş, enflasyon milleti işte boğuyormuş, hayat pahalılığı artmış vesaire. Hiçbir zaman böyle bir dertleri olmadı. Milleti yönetmek, ekonomiyi yönetmek gibi bir dertleri olmadı. En temel dertleri, en temel gayeleri zenginleşmek, bu zenginleşmeyi sürdürmek için de iktidarı sürdürmek. Zaten politika faizinin düşük tutulmasının bir nedeni de o. Bankalar düşük faizle Merkez Bankası'ndan alıyor, bunu piyasaya daha yüksek faizle veriyor ve karlılığı artıyor. Ondan dolayı da 2021'e göre bankaların karları, kamu bankaları dahil 3-4 kat arttı 2021'e göre. Evet. O arada iktidar medyası da, bu haberleri sabahtan kestim, İktidar medyası da sürekli yalan üfürüyor. Avrupa'da kaos. Tarihin en büyük gaz krizi, rekor enflasyon, resesyon. Sanki kendi ülkende yok. İngiltere'de 40 yıl sonra çift tane enflasyon. Tarihin en büyük krizi kapıda. Avrupa'dan böyle bahsediyorlar. Almanya'nın 3 aylık gazı kaldı. İsveç'te elektrik fiyatları rekor kırdı. Beklentinin altında büyüme. Evet. Böyle haberlerle üfürüyorlar. Ve bu propagandayla da işte belli ki seçime de böyle gidilecek. İster Ekim'de olsun, ister Mayıs'ta olsun. Agos'tan getirdim bu karikatürü. Eskiden böyle festival ve konserler düzenler, hep birlikte coşar eğlenirdik diyor dede torununa. Torunu da hadi ya diyor. Fakat şimdi bu bana başka bir şey düşündürdü, eğlence ve festivalden ziyade. AKP iktidarı 20-21 yıla geliyor ve yani gerçekten AKP iktidara geldiğinde doğan çocuklar ondan başka, Erdoğan'dan başka birini bilmiyor. Yaşı 30'un altında olanlar da bilmiyorlar. Yani Tansu Çiller, Demirel, Özal falan dediğinizde o artık bir masal kahramanı gibi. İşte belgesellerde ya da siyah beyaz ekranda falan gördükleri, eski gazete haberlerinde gördükleri, kitaplarda okudukları isimler, liderler. Bir yönü itibariyle bizim gençliğimizde Adnan Menderes, İsmet İnönü bizim için öyleydi. Görmedik, yaşamadık. Biz onları belgesellerde, kitaplarda okuduk. Tıpkı onun gibi de yani Mesut Yılmaz, Tansu Çiller, Erbakan, Alparslan Türkeş de bu nesil için hiçbir şey ifade etmiyor. Fakat biz arada farklı hükümetler gördük tabii. Yani o Demirellerin, Ecevitlerin, Türkeşlerin siyasete döndüğünü gördük. 80 öncesinden sonra, 80 sonrası onların nasıl yarıştığını gördük. Parlamentodaki mücadelelerini gördük. Bir hükümetin gidip başka bir hükümetin geldiğini gördük. Parlamenter demokrasiyi gördük vesaire. Dolayısıyla bu nesil sadece festival ve konser yasağı değil, pek çok konuda gerçekten şey kaldı. Bir yaşam kültürü o açıdan eksik. Bakalım iş ne olacak, nereye gidecek? 30 yaşın altı Erdoğan'dan başkasını bilmiyor. Yani kabul edelim, bu böyle. Festival, konser demişken Finlandiya'nın
Başbakanı Sanna Marin, 36 yaşında genç bir başbakan, çok da konuşuluyor. Parti görüntüleriyle tartışılıyor. İşte bir partide eğlenmiş ve bir hesap paylaşmış bunu. 5 milyon işte şu hesap paylaşmış Twitter'da. Visegrad 24 diye 5,5 milyon görüntülenmiş. İşte bu dans eden Finlandiya'nın 36 yaşındaki genç başbakanı Sanna Marin. 2015 yılından beri milletvekili, 2019 yılından beri başbakan. Ama bu görüntüler onu biraz sıkıntıya soktu. Burada da işte festivale veya konsere giderken görülüyor soldaki. Burada da gene bir festivale giderken görülüyor. Eğlence görüntüleri kendi ülkesinde kendisini sıkıntıya soktu. Bunu savunurken uyuşturucu madde kullanmadık, tamamen yasal şeyler yaptık diyor. Fakat şu da var. Elbette eğlenmek hakkınız, konserlere gidebilirsiniz. Bir takım aktiviteleriniz, kadın, genç bir kadın olarak, bir bebek annesi de olarak hayatın sizin için de devam ettiğini göstermesi açısından, insanlardan bir insan olduğunuzu göstermesi açısından, tevazunuzu göstermesi açısından önemli. Beğeni de topluyor. Fakat burada biraz kantarın topuzu kaçmış gibi görülüyor. Yapılan şeyler yasal olabilir ama sanki yakışık almadı gibi. Zaten ülkesinde de böyle eleştiriliyor. Bakın, Finlandiya'nın Rusya Federasyonu ile upuzun bir sınırı var ve Rusya'nın tehdit ettiği ülkelerden biri. Ondan dolayı da İsveç'le beraber NATO kapısında şu anda. Rusya-Ukrayna savaşı sıcak devam ediyor. Böyle bir ortamda biraz daha yaşama, yaşantımıza dikkat etmemiz gerekir. O arada dün bahsetmiştim, Lviv'de bu görüntü verildi. Zelenski ile Erdoğan savaştan önce görüşmüşlerdi Kiev'de. Savaştan sonra, savaş devam ederken Kiev'de değil, Lviv'de. Hemen Polonya sınırına yakın, Polonya sınırına 40 mil, 60-65 kilometre mesafedeki Lviv'de, daha güvenli bir kent nispeten, çatışmadan, savaştan uzak. Burada buluştular. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de vardı. Toplantının üçlü ve 45 dakika sürdüğü belirtiliyor. Ne konuşulduğunu bilmiyoruz. İleride bunun etkileri ortaya çıkacaktır ama Tayyip Erdoğan'ın nükleer bir facia istemiyoruz sözleri öne çıktı. Ukrayna nükleer santralleriyle biliniyor. Oraya bir bomba isabet etmesi Avrupa ile beraber Türkiye'yi de büyük tehdit altına sokacaktır. Neden olmasın ki? Bakın, İngiltere'de başbakanlık mücadelesi devam ediyor. Muhafazakar Parti üyeleri, 160 bin kadar üye, oylaması sürüyor. 5 Eylül'de açıklanacak. Az kaldı, 15 gün kadar. Başbakanlığın iki adayından biri, diğeri Liz Truss, Dışişleri Bakanı. Bu da önceki Maliye Bakanı Rishi Sunak. Kuzey İrlanda'da bir fabrikayı ziyaret ederek Ukrayna'ya gönderilmek üzere hazırlanan silahları incelemiş. Bu savaşın devam edeceğini gösterdiği gibi İngiltere'nin lojistik desteğini de gösteriyor. İngiltere'de yıllık enflasyon 40 yıl sonra çift haneye çıktı. Biraz evvel sabahın verdiği haberler yanlış değildi. Ama böyle bir kara, kötü propaganda, kendi ülkene dönüp bakma. O anlamda getirdim. Ukrayna savaşı sonrası enerji maliyetlerinin yükselmesiyle tedarik zincirlerindeki sıkıntılar enflasyonu tetikleyen unsurlardan biri. 40 yıl sonra çift hane enflasyonu gördü İngiltere. Sonbahardan itibaren enerji faturaları hane başına 300 sterline yükselecek ortalama. Büyük para bu. Daha evvel bunun yarısından daha azdı. İki haneli enflasyon bir yıl daha sürecek diyor Financial Times. Merkez Bankası yetkililerinin kontrolü kaybedip kaybetmediği tartışma konusu demiş. Guardian, ailelerin üçte ikisi enerji faturalarında zorlanacak. Ocak ayından itibaren emekli çiftlerin %86'sı, iki veya daha çok çocuklu yalnız ebeveynlerin de %90'ı bu duruma düşecek diyor Ocak ayından itibaren. Daily Telegraph'ta İngiltere G7'nin en kötüsü demiş. G7 ülkeleri içerisindeki G7 gelişmiş ekonomiler, dünya lideri ülkeler topluluğu bir anlamda. G7 ülkelerine kıyasla gıda fiyatlarındaki artışla körüklenen enflasyon G7'nin en kötüsü demiş Daily Telegraph. O arada Financial Times AB ülkelerinin Türkiye'den Rusya ile ilişkisi hakkında bilgi istedi diye yazmış ve batılı ülkelerin, özellikle Türkiye'nin Rusya ile ticaretini artırması batılı ülkeleri kaygılandırıyor demiş. Niye olmasın ki? Mayıs-Temmuz döneminde %46 artmış, 2 milyar doları aşmış Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı. Bu Türkiye açısından iyi haber, güzel haber. Fakat bir yönüyle de Avrupa Birliği ülkeleri, NATO ülkeleri, batılı ülkeler tavizsiz bir yaptırım uygularken Rusya'ya, Türkiye görmezden geliniyor. Acaba bu görmezden gelme politikası ne kadar devam edecek? Bilmiyoruz ama seçime kadar sürecek gibi. Evet.
Rusya'dan bir haber verelim, bir paylaşım. Rusya'da McDonald's ve Starbucks zinciri çıktı ama onların çakmaları devam ediyor. McDonald's'ta da öyle. Bir Rus şirket girmiş devreye ve aynı şekilde hamburger üretiyor, satıyor. Starbucks'ın yerine de işte resmini görüyorsunuz, Stars Coffee diye bir Rus firması girmiş. Burada çok şey söylenebilir ama ben bir tek şey söyleyeceğim. Amerikan hegemonyası diyoruz, Amerikan markaları diyoruz, tekelleşmesi diyoruz, emperyalizmi diyoruz, işte markalarıyla giriyor, istila ediyor vesaire. Tamam da yani Amerikan markaları çıktı ve siz onların çakmalarıyla aynı ürünleri satmaya çalışıyorsunuz. Burada bir tuhaflık yok mu? Biraz da iğneyi kendinize batırın, çuvaldızı başkasına batırmadan. Demiray karikatürü: Suriye politikasında yeni dönem, Recep Tayyip Erdoğan size arkadaşlık isteği gönderdi. Beşar Esad'la Erdoğan arasındaki hikaye. Bence her iki taraf da arkadaşlık isteğini kabul edecek. Gerek Beşar Esad, gerekse Tayyip Erdoğan siyasi, diplomatik ve en önemlisi ekonomik yönden birbirlerine muhtaç durumdalar ve birbirlerinin arkadaşlık isteklerini kabul etmek durumundalar. Suriye'nin durumu ekonomik yönden özellikle Türkiye'den de beter. Herhangi bir üretimi yok. El altından Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor. O arada İsveç, Finlandiya ile Türkiye'nin arasındaki hikayenin tamamen diplomatik olduğunu düşünenler yanılıyor. Çünkü Serbestiyet'ten bir özel haber: İsveç'te Türk inşaat şirketi tartışması. İsveç Kredi Kurulu Rönesans şirketine, ki bu da Erdoğan ailesinin şirketlerindendir, beşli çeteden biri, Rönesans şirketine kredi garantisi vermesinin nedeni NATO anlaşması mı diye sormuş. İsveç'in önde gelen gazetelerinden diyen. Evet. Her yerde bir akçeli iş var. Yani İsveç'e, Finlandiya'ya kafa tutuyorsunuz. Ve oradan taviz koparmaya çalışıyorsunuz. Kopardığınız taviz de kendi şirketleriniz için kredi garantisi. Evet. Eser Karakaş 2 haftadır Özgür Düşünce programında Moonstar'da izinli ama izne bir tweetle ara vermiş. Merkez Bankası politika faizini indirince diyor ki: Merkez Bankası politika faizinin bugün 1 puan düşürülmesi artık çok da önemli değil gibi. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ay önce söylediği faizler daha çok inecek sözüyle beraber düşünüldüğünde tek haneli politika faizi yakın demektir. Bindik bir alamete gidiyoruz 3 nokta kıyamete. Evet. Otomobil satışının 5'te 4'ü zaten kayıt dışı demiş Dünya Gazetesi. Bu önemli bir şey değil. Ve bunu haber yapmak ve bunu yermeniz gerekiyor. Yani bugün hani Batı'da, Amerika'da, İngiltere'de otomobil fiyatları ucuz olduğu için falan filan böyle gıptayla bakıyor ya insanlar. Burada ikinci elde özellikle alışveriş de şey yok. Yani birinci elde, yani 0 kilometre araba alırken, sadece İngiltere'den örnek vereyim, diğer ülkeleri bilmem. İngiltere'de %20 KDV var, onun dışında bir şey ödemiyorsunuz. Arabanın çıplak fiyatı neyse üzerine %20 KDV, o satış fiyatı. Tescil masrafı falan gibi ufak tefek 3-5 pound giderler olabilir. İkinci elde ise bunların hiçbiri yok. Yani kayıt içi, kayıt dışı böyle bir şey yok. İki kişi birbirine bir evrakla, bir evraktaki, yani size bir ruhsat gibi bir şey geliyor. 2 sayfalı bir evrak. Orada sizin aracın sahibi olduğunuza dair veriler var. Basılmış, printer'dan çıkmış. Öbür tarafta da boşluk var, aracı satarsanız diye. Aracı sattığınız zaman o boşlukları dolduruyorsunuz. İşte ismini yazıyorsunuz, adresini yazıyorsunuz. Sonra da o evrakı katlayıp sattığınız kişiye veriyorsunuz. Aranızdaki para alışverişi oldu mu olmadı mı, bunu kimse merak etmiyor, sormuyor bile. İki kişinin kendi arasındaki bir muameleyle artık o evraka da gerek yok. Online'dan, cep telefonu üzerinden falan yapıyor insanlar araç satışlarında. Ben 2 kere araç aldım, 1 kere sattım, böyle yaptım. Hiç, yani devletten hiçbir yetkili, hiçbir birim, hiçbir merci de bu arabayı kime sattın, niye sattın, kaça sattın, vergisi neydi, bilmem neydi diye sormuyor. İster 0 paraya sat, isterse 100 bin liraya sat. Neyse. Asıl sorgulanması gereken bu apartman üniversiteleri. Sahibinden 3 artı 1 Güney Cephe Üniversite 4 yıl peşin ödeyene master bedava demiş bir Twitter kullanıcısı. Pastanenin üstünde bilmem kaçıncı katta yeni yüzyıl üniversitesi var, görüyor musunuz? Biraz yaklaştırayım da görün. Pastane üstü, Güvenoğlu Pastanesi üstü, yeni yüzyıl üniversitesi. Muharrem İnce CHP'nin havuz medyasını ifşa etmiş. Bir kanala ayda 600 bin lira veriyorlar. Bu Sabah gazetesinde kocaman haber olmuş. Niye haber yapıyorlar? Yani bir kere kendileri de böyle. Artı CHP'li belediyelerin, CHP'li şirketlerin şunun bunun kendi kanallarına veya yakın gördükleri kanallara finanse etmesi, fonlaması, destek olmasından daha doğal ne var? Muharrem İnce bu dengeleri bilmiyor mu? Kendi döneminde nasıldı?
Sabah alıyor bunu, haber yapıyor bindirmek için. Sanki havuzda bunun bin misli yaşanmıyormuş gibi. Ama çok çirkin, çok pis, çok kirli bir döneme girdik. Yani bunu Sabah'ın basması değil, Muharrem İnce'nin böyle bir şeyle ortaya çıkması. Rezillik yani. Tıpkı Melik Gökçek gibi, birazdan ona da geleceğiz. Tıbbi desteğe ihtiyacı var Muharrem İnce'nin. Yakınlarından biri, sözüne güvendiği birisi söylemesi lazım. Önemli, bir kenarda dur, daha da fazla kendini rezil etme falan demesi lazım. İşte Melik Gökçek de o gruba giriyor. Ben bunu gündeme getirmeyecektim ama sırf bunu söylemek için gündeme getiriyorum. İşte jelibon vakası zaten duruyor. Jelibon rezervlerinden falan bahsetti ya. Utanır insan. Yani ben böyle bir şey yapsam, yapmam da yani yapmam da, ben böyle bir şey yapsam yerin dibine girerim, yıllarca da çıkmam yani. İki, yani ne bileyim, bir Kamerunlu Ebu Bekir'i şehit general zannediyor falan, işte bu şeye inanıyor, Twitter'dan böyle paylaşıp sonra da danışmanlığı suçluyor falan. Yani jelibonla yerin dibine girmiştim, bununla yani bin kat dibine girerim, bir daha da çıkmam. Dedim ya, tıpkı Muharrem İnce gibi Melik Gökçek'in de tıbbi desteğe ihtiyacı var. Çekilmeyi bilmek de bir şey yani. Yani bir yere gelmek kadar çekilmek de büyük bir erdem. Mühim bir şey yani. Gerçekten mühim bir şey. Hele Türkiye gibi ülkelerde. Gerçekten. Diyoruz ve yavaş yavaş noktalıyoruz. İyi hafta sonları herkese. Önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar manşette buluşmak umuduyla efendim. Programı beğendiyseniz lütfen likelayın. Beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı okuyorum ve yer yer burada ekrana getireceğim. Yorumlarınıza cevap da vereceğim. Yararlı gördüğüm, faydalı gördüğüm, ya bak düşünmediğimiz bir açıya dikkat çekti, çekmiş dediğim seyircilerimizin yorumlarını da gene ekrana getireceğim, okuyacağım. Lütfen yorumlayın. İki kelime de olsa, bir kelime de olsa, bir kalp işareti de olsa, neyse, oraya bir aşağıya bir yorum bırakın. Tekrar herkese iyi hafta sonları. Haftaya pazartesi görüşmek umuduyla efendim. Hoşça kalın.